Merhaba arkadaşlar. AYT 2023 Fizik videolarının çıkmış sınav soru kısmına yine hoş geldiniz. Bugün 12. sınıf sorularını çözeceğiz. Bakalım yıllara göre 2018'den 2022'ye kadar neler sorulmuş ve soru cevapları nedir? Ona bakalım. Hadi bakalım videoya başlayalım. Müzik Ahmet bir ipin ucuna bağladığı taşı düşe düzlemde şehidi bir çembersel yüngüde döndürürken bir anda ip koparak taştan ayrılıyor. İpin koptuğu anda taşın yere düştüğü ana kadar taşın hız ve ivme vektörleri birbirine paralel olduğuna göre şekildeki 1, 2, 3, 4, 5 noktalarının hangilerinde ip kopmuş olabilir diye söylüyor. Diyor ki arkadaşlar hız ve ivme vektörleri birbirine paralel. İvme vektörü dediğimiz kavram aşağıya doğru olan yer çekilmesi. Peki hız vektörü de o zaman ya aşağıya doğru olacaktır ya da yukarıya doğru olacaktır paralel olabilmesi için. O yüzden bunun kopma durumunda arkadaşlar ya burada bir gibi hani bir noktasında kopacak bir noktasını koparsa eğer yukarıya doğru hız vektörü olur aşağıya doğru yer çekilmesi olur veya 4 gibi kopacak yer çekilmesi aşağıya doğru hız vektörü yine yine aşağıya doğru olur. O yüzden cevabımız 1 ve 4 denizi. Esnek olmayan yeterince sağlam bir iple sıkıca bağlanarak tavana asılan bir bilye şekli gibi direnç kuvvetlerinin ihmal edildiği ortamda A ve B noktalar arasında salınım hareketi yapmaktadır. Bilyenin yörüngenin en alt noktası olan O noktasından herhangi bir geçiş sırasında bilyeye etkilen net kuvvetin F net bilyenin merkezi cimmesinin A ve çizgisi hızının V olduğu biliniyor. Buna göre F net A ve V'nin yönü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye sormuş. Burada arkadaşlar Harmonik hareketle beraber çembersel hareketteki kuvvetler de var işin içerisinde. Peki o zaman arkadaşlarım şöyle söyleyeyim. O noktasında herhangi bir geçiş sırasında hız vektörü için arkadaşlar ya sağ tarafa dur, doğrudur ya da sol tarafa doğrudur. Uygulanan net kuvvet için arkadaşlar uygulanan net kuvvet burada e merkezi kuvvettir ve merkezi kuvvette burada merkeze doğru olacaktır o noktası için. E ilmesi de arkadaşlar ivmesi de burada yine F netle aynı yöndedir. O da merkezcil ivme olacaktır. O yüzden cevabımız burada A şıkkı olur diye söyleyeceğiz. Yer küre, Güneş etrafında birbirine uyguladıkları kütle çekim kuvveti nedeniyle belli bir yörünge izlemektedir. Her yıl yörünge üzerinde yer kürenin Güneş'e en yakın olduğu gün 3 Ocak'tır. Güneş dışında diğer gök cisimlerinin etkisinin ihmal edildiği durumda büyüklüklerinden hangileri 3 Ocak'ta 3 Haziran'dakine göre daha büyüktür diye söylemiş. Burada arkadaşlar en yakın olduğu yani yarı çapın minimum olduğu nokta 3 Ocak'mış. O zaman 3 Ocak'ta hangisi daha büyüktür diye söylüyor. Hatırlayın arkadaşlarım. Hani L dediğimiz kavram I çarpı omegaydı. Hani Kepler yasalarından da açısal momentumdan da hatırlayalım. Burada I azalmıştır değil mi 3 Ocak günü? Çünkü yarıçap azalıyor. E o zaman da arkadaşlar buradaki açısal hız da artacaktır diye söyleyeceğiz. E buradaki arkadaşlar e, bu dengeyi sağlayabilmesi için de yani L'yi eşitliğe L, işte L sonu olabilmesi için de ve taradığı alanların Hani birbirlerine eşit olabilmesi için yer kürenin içi hızının artması lazım. Yer kürenin güneşe göre açısal momentum arkadaşlar değişmeyecektir. 3 Ocak ve 3 Haziran'da açısal momentum korunacaktır. Hani az önce dedik ya I çarpı omega dediğimiz kavram. I artıyorsa omega azalır. I azalıyorsa omega artar şeklinde. O yüzden değişmez diyeceğiz. Yer küre güneş tarafından uygulanan kütle çekim kuvveti tabii ki de daha yakın olduğundan dolayı artacaktır diye söyleyeceğiz. Yani cevabımız burada değişiklik olur. Sürtünmenin ihmal edildiği ve yer çekimi ivmesinin 10 olarak kabul edildiği ortamda bir ucu tavana sabitlenmiş olan esnek yayın diğer ucuna 2 kilogram kütleli noktasal bir cisim asılarak düşey doğrultuda basit harmonik hareket yapması sağlanıyor. Cismin titreşim periyodunun basit harmonik hareket yapan 1 metre uzunluğundaki bir basit sarkaçın salınım periyoduna eşit olması isteniyor. Buna göre yayın esneklik sabiti kaç olmalıdır? Şimdi arkadaşlar, burada yer çekimi ivmesi olarak 10 olduğunu söylemiş. Kütle demiş, kütlemiz 2 kilogram. Ondan sonra e, diyor ki uzunluğu 1 metre olan diyor. Tamam mı? Ondan sonra ve bu iki periyodunda periyot formüllerinin birbirlerine eşit olması isteniyor. Peki bunları eşitleyelim birbirine. T'ler eşitse arkadaşlar bir taraftan 2 pi L bölü G'dir. Diğer taraftan da 2 pi M bölü K'dır. Burada arkadaşlar sadeleşebilenleri sadeleştirelim. 2 pi'ler gider. Kök içerisindeki yani köklerde gider. L dediğimiz kavram 1. Yer çekim ivmesi 10. Burada kütlesi 2 kilogram. K da buradan arkadaşlar her hepsini diğer taraflara atarsak 20 olacaktır diye söyleyeceğiz. Otoyollar inşa edilirken seyahat eden araçların virajları emniyetli bir şekilde dönebilmesi için eylemlerinden hangileri yapılmalıdır diye sormuş. Bir, yol ile araçların tekerlekler arasındaki sürtünme kuvvetini azaltacak türden malzeme kullanılırsa yandık arkadaşlar. Bu olmaz. Virajların içe doğru uygun açıyla eğimli olarak inşa edilmesi bu olur. Açıyla olduğu zaman arkadaşlar hani rahat bir şekilde dönebiliriz. Virajların yarıçapı mümkün olduğu kadar küçük olacak şekilde inşa edilmesi de yine olmayacaktır. Neden böyle bir durum var peki arkadaşlar? Hani dar bir viraja hani bir anda girdiğinizde araba daha çok savrulur. E bunun fiziği nedir arkadaşlarım? V eşittir kök içerisinde kar karga diyorduk değil mi? Hani KRG şeklinde. E o zaman da siz bunu küçük tutarsanız eğer arkadaşlar hızın da küçük olması lazım. O yüzden yarıçapı büyük yapmamız lazım. Yani cevabımız B şıkkı. Buz pisti üzerinde bundan Faruk dik bir pozisyonda ve ellerini iki yana açarak ağırlık merkezinden geçen düşey bir eksen etrafında sabit açısal hızla dönmektedir. Faruk ellerini ucuna doğru yaklaştırdıkça düşey Dönme eksenine göre açısal momentumu ve eylemsiz momenti ilk duruma göre nasıl değişir diye söylüyor. Sürtünmeler ihmal edilecektir demiş. Şimdi arkadaşlar burada açısal momentum korunumu var. L ilk dediğimiz kavram L sona vektör olarak eşit olması lazım. Bu da I1 çarpı omega 1, I2 çarpı omega 2 olacaktır. Peki I1 dediğimiz kavram ellerini açmıştı. I dediğimiz kavram da açalım. Hani, I dediğimiz kavram M çarpı rekeredir m çarpı r dediğim şey de eylemsizlik momentidir arkadaşlar. Eylemsizlik momenti. Burada kollarını açık bir pozisyonda biz e, hareket ettirmiştik Faruk. E, o zaman bu kollarını vücuduna doğru yaklaştırdıkça yarıçap azalır. E yarıçap azaldığından dolayı eylemsizlik momenti azalır diyeceğiz. Peki açısal momentum korunumu yasasından da arkadaşlar buradaki e, açısal momentum korunur. Ha ne değişir? Açısal hızı değişir. Daha büyük bir açısal hızla dönmeye başlar. O yüzden değişmez azalır. Yani cevabımız e şıkkı olur. Tüm sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda şekildeki özdeş ve kütleleri önemsiz yayların uçlarına bağlanmış etişiklikleri X ve Z cisimleri yayların denge konumlarından eşit miktarda çekilip serbest bırakıldıktan sonra X ve Z cisimleri düşey doğrultuda Y cismi ise eğik düzen üzerinde paralel doğrultuda basit harmonik hareket yaptırılmaktadır. Buna göre X ve Z cisimleri titreşim frekansları ilişkisi nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem nedir? Formülümüz T eşittir 2 pi M bölü K'dır. Doğru mu? bu M bölü K'ya baktığımızda kütleler eşitmiş. Hepsine kütlesine M diyebiliriz. Peki ondan sonra K'lara baktığımızda burada eşdeğer yay sabit K kadar. Burada açılı da olsa arkadaşlar yine K'ya alacağız. Çünkü hani açılı etki etmez. Ee, ama diğerine baktığımızda K'lar arkadaşlar seri bağlanmış. Seri bağlandığı zaman da eşdeğer yay sabit için arkadaşlar e, iki tane olduğundan dolayı özdeş iki tane olduğundan dolayı k bölü 2 şeklinde bir yay sabitimiz olacak. Peki burada arkadaşlar t eşittir 2 pi m bölü k ya, buraya diyelim ki 1 t kadar. Buna da arkadaşlar 1 t kadar dersek eğer buraya da şunu dememiz lazım. K bölü 2 yazdığımızda bölü 2 yukarıya çıkacaktır. Yani kök 2 t kadar olur. O zaman şöyle bir kıyasladığımızda bunun periyodu büyüktür ve x ve y'nin de e, birbirine eşittir. E bize frekans istiyordu. Frekans soruyordu. T eşittir arkadaşlar. 1 bölü f diyorsak o zaman. O zaman da arkadaşlar şunu söylememiz lazım. Bu ikisinin frekansı eşit ve z'nin frekansı da ondan küçük olacaktır diye söyleyeceğiz. Yani cevabımız c şıkkı olur. Aleyna sabit açısal hızla hareket eden şekildeki dönme dolabının kabinlerinden birinin içinde oturmaktadır. Aleyna'nın bulunduğu kabin ABC noktalarından geçerken Aleyna'ya etki eden merkezi kuvvetlerin büyüklüğü sırasıyla FA, FB, FC, FT olmaktadır. Aleyna'nın kütle merkezinin dönme eksenine göre uzaklığının daima sabit kaldığı bilindiğine göre bunların arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın şuradaki şu küçük bilgiye bakın. Sabit açısal hızla. Şimdi arkadaşlar F dediğimiz yani merkezi kuvvet dediğimiz kavram M çarpı omega kare çarpı R'dir. Doğru mu? E şimdi Aleyna'nın kütlesi değişmiyor. Yani ee, şöyle söyleyebilir miyiz o zaman? O zaman FA, FB, FC, FT'deki e, buradaki kavramlar arkadaşlar açısımız değişmediğinden dolayı yarı çap değişmediğinden dolayı ve kütlesi de değişmediğinden dolayı tüm değerler birbirlerine eşittir büyüklük olarak arkadaşlar. O yüzden cevabımız burada aşık olur. Ben de bir tane daha aleyna dedim. bir sürü Aleyna var. Belli bir eksen etrafında dönmekte olan bir cismin dönme eksenine göre eylemsizlik momenti ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar eylemsizlik momenti dediğimiz kavram nedir arkadaşlarım? I eşittir, M çarpı re karedir. Doğru mu? Dönme hareketine karşı gösterilen dirençin ölçüsüdür. Evet. Niye böyle bir durum var peki? Şimdi mesela 1 bölü 2 I çarpı omega kare diye bir kavram var. Şimdi mesela diyelim ki bu değer 100'cü tamam mı? E şimdi sen mesela I ne kadar büyükse açılımız o kadar küçüktür, doğru mu? Yani yani karesiyle bağlantılı da yani bu değere göre e, ona göre küçük olması lazım. Mesela I'yı küçük yapsak bu sefer de ona göre da daha büyük olması lazım derdik. Burada da aynı muhabbet var aslında arkadaşlar. Niye? Çünkü karşı gösterilen direncin ölçüsü ya hani buradaki e, aslında biraz soyut gibi duruyor ama bu şekilde bir kavram ortaya çıkacaktır. Bu doğrudur. Cismi kütlesine tabii ki de bağlıdır. Dönmek senin etrafında dönüş yönüne bağlı. Hayır arkadaşlar. Dönüş yönüne bağlı olsa o zaman vektörel bir büyüklük olurdu. Yönüne bağlı değil. Yani yarı yarıçapına bağlıdır. Sayısal değeri ne diyeceğiz? O yüzden cevabımız C şıkkı. Durgun su ile dolu havuzda bulunan iki balık, yüzeye yakın bir konumda suya göre hareketsiz durarak ağızlarını periyodik hareketlerle açıp kapamakta böylece şekildeki bir eş fazla ve eşit genlikli dairesel su dalgalı oluşturmaktadır. Şekilde çizilen çemberler dalga tepelerini göstermektedir. Buna göre su yüzeyindeki ABC noktalarında yüzen hafif yem taneciklerinden hangidir oluşan dalgalardan etkilenmeden hareketsiz kalabilir? Şimdi arkadaşlar burada yani durum şu. Burada bir desen oluşturuluyor. Desendeki buradaki tepe noktaların birleşim noktası arkadaşlar katar. Yani maksimum genlik. Peki düğüm e, şöyle çukur noktaların birleştiği noktada yine maksimum genliktir. Burada arkadaşlar hareketsiz kalmaz. Yani katarda hareketsiz kalmayacaktır. Yani A noktası, B noktası ve C noktası için. Mesela B noktasına bakalım hemen. B noktası iki taraftan tepe geliyor. Burası katar noktasıdır. Hareketsiz kalmaz. A noktasına baktığınız zaman arkadaşlar şöyle bir bakın. Bak kırmızı taraftan tepe gelirken mavi taraftan da arkadaşlar çukur gelmiş. Bunu algılıyorum? İki tepenin arasında bir çukur vardır. Doğru mu? O yüzden burası şeydir. Düzgündür. Yani hareketsiz kalan noktadır. C noktasına baktığınızda arkadaşlar İki taraftan da çukur geliyor. O yüzden burası da yine maksimum genliktedir. Yani aradığımız cevap değildir. Cevabımız yalnız A şıkkı olur. Bir öğretmen sınıfta basit sarkaç ve kütle yay sistemleri periyotlarını belirlemek amacıyla sürtünmeleri ihmal edildiği bir ortamda aşağıdaki deneyleri öğrencilerine yapmıştır. Kendi tasarladığı bir basit sarkaçın küçük açısal genlikli salınımların periyodunu TB olarak ölçüyor diyor. Şimdi basit sarkaç TB dediğimiz kavram nedir arkadaşlar? 2 pi L bölü G. Peki bir ucu tavana bağlı esnek yayın diğer ucuna astığı kütlenin düşey konumdaki salınımlarını periyodunu ölçen de TY olarak ölçmüş. TY dediğimiz kavramda arkadaşlar nedir? 2 pi m bölü k'dır. Peki öğretmen bu sistemi fiziksel özelliklerini değiştirmeden aynı deneyleri simülasyonda yer yerine ay yüzeyi üzerinde yapsaydı ne değişirdi diye söylüyor. Burada arkadaşlar değişen tek şey nedir? Değişimdir. Yani yer çekimi Yer çekimi değişeceği için arkadaşlar Diğer taraflarda herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Yani yay için değişmez ama burada e, aya getirdiğimiz zaman yer çekimimiz azalacağı için periyotta ne yapacaktır? Artacaktır diyeceğiz. Yani cevabımız aşık olur. Sütümesi yatay bir düzenli düzgün çembersiz hareket yapan noktasal bir cisimle ilgili hangileri sıfırdır diye sormuş arkadaşlar. Diyelim ki cisme çember merkezine göre etkeden net dur. Şöyle bir şey diyeceğim. Hani tork dediğimiz kavramda mesela şöyle bir cisim olsun arkadaşlar. Bu cismi şöyle kuvvet uyguladığımızda şuraya göre tork aldığımızda F'in torku sıfırdır. Doğru mu? E burada da arkadaşlar şöyle çembersel hareket yapan bir cismin merkezi kuvveti merkezi doğrudur. O yüzden arkadaşlar tork da burada sıfırdır. Doğrudur arkadaşlar. Cismi etkeden net kuvvet sıfır değildir. Kuvvet etki eder. Burada merkezi kuvvet etki ediyor. O yüzden arkadaşlar sıfır değildir. Cismin merkezi ivmesi tabii ki de merkezi kuvvet olduğundan dolayı da merkezi ivmede sıfırdan farklıdır diyeceğiz. Yani cevabımız burada A şıkkı olur. Ekvator düzlemine bir çembersel yörüngede yer kürenin dönme hareketiyle aynı yönde dolanan bir televizyon uydusu Türkiye'de herhangi bir yerde sabit bulunan birine göre doğuya doğru hareket etmektedir. Yeryüzündeki televizyon antenlerinin bu uydudan kesintisi olarak sinyal almaları için uydunun Türkiye'de herhangi bir yerde sabit bulunan birine göre gökyüzündeki konumunun hep aynı kalması gerekmektedir. Uydu ile ilgili bu sorunun düzeltilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Burada arkadaşlar periyotlarının eşit olması isteniyor aslında. Yani eşit olabilirse eğer bu sorun ortadan kalkar. Şimdi periyot dediğimiz kavram nedir arkadaşlarım? E, bu uydu için merkezci kuvvet buradaki çekim kuvvetine eşit olacaktır. Şimdi merkezci kuvvet M çarpı V kare bölü R. Ondan sonra çekim kuvveti de gravitasyon sabiti M çarpı küçük M bölü R kare şeklinde olacaktır diye söyleyeceğiz. Peki buradan arkadaşlar sadeleşebilenler sadeleşsin. Mesela M'ler gitsin. Ondan sonra R'ler gitsin bir tanesi. Ondan sonra da V kare dediğimiz kavram, V kare dediğimiz kavram G, M bölü R şeklinde olacaktır. E peki burada arkadaşlar 2 pi R bölü T şeklinde bir formülümüz var. Bu da G, M bölü R olacaktır. Periyodu şöyle atarsak eğer bu tarafa atarsak bunlar da diğer tarafa atıyor. 2 pi R kare bölü G çarpı M şeklinde bir formül ortaya çıkıyor arkadaşlar. Hatta pardon şunun karesini almamız lazımdı. Ama yine şöyle söyleyeyim. Şurayı silelim. Yani bak ben ezberlemeden bunları yapıyorum arkadaşlar. T kare dediğimiz kavram burada da ne olacak? T kare e, 2 pi r'nin karesi çarpı r bölü g çarpı m. Bak şimdi burada neye geçeceğim? 2 pi dediğimiz ve g dediğimiz şey zaten sabit bir sayı. Doğru mudur? Burada arkadaşlar yarıçap ve kütle muhabbetine bakmamız lazım. E şimdi burada doğuya doğru hareket ediyor diyor ya hani o zaman geride kalıyor. E o zaman biz bunun nesini arttırmamız lazım? Hani e, periyodunu arttırmamız lazım. Periyodunu arttırabilmek için de burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada ya e, dünyanın kütlesini azaltacağız ya da yarı çap arttıracağız. E, yarı çap arttırmak lazım diye söyleyebiliriz. Buna da ne diyor? Uydunun daha büyük yarı bir çembersel yüngede dolanması sağlanabilir diye söyleyeceğiz. Basit hareketi yapan bir cismin konum zaman grafiği şekildeki gibidir diyor. Cismin hareketi ile ilgili hangi doğrudur diyor. Hareketin periyodu 12 saniyedir. Şimdi arkadaşlar burada periyoda baktığımız zaman 12 saniyedir. Bu doğrudur. Genliği 16'dır diyor. Hayır. Genlik arkadaşlar 8 santimetre. Diğer tarafta da yine 8 santimetre. Hani bu 16 değil. Genliği 8 santimetre olacaktır. Bu yanlış. Cismin 6. saniye denge konumundadır diyor. Bak 6. saniyede görüyor musunuz? Burada. Bu ne demektir arkadaşlar? Hani x olarak sıfırda, santim cinsinden sıfırda. O da arkadaşlar evet denge konumundadır deriz. Yani cevabımız burada 1 ve 3 olur. Yeşil ışık kullanarak ışığın çift yarıkta e, girişim deneyi yapılıyor ve ekran üzerinde girişim deseni elde ediliyor. Bu deney düzeninde sadece ışığın rengi kırmızı olacak şekilde değişiklik yapıldığında hangileri doğru olur demiş. Şimdi arkadaşlar bakalım. Burada hani delta x diye bir kavramımız vardı. Lambda l D, n şeklinde. Doğru mu? Buradaki diyor ki e, yeşil ışık yerine kırmızı ışık. Şimdi ne farkı var? Kırmızı ışığın arkadaşlar dalga boyu yeşil ışığın dalga boyundan daha büyüktür. Yani biz burada aslında dalga boyunu arttırıyoruz. Dalga boyu arttığı zaman delta x artar. Yani saçak genişlikleri evet artacaktır. Merkezi aydınlık saçığın yeri değişir. Merkezi aydınlık saçığın yeri değişmez arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani mesela nereye yapalım? Şuraya bir çizgi atıyorum tamam mı? Şimdi telefonda mesela bir görüntüyü veya işte akıllı cihazda bir görüntüyü yaklaştırırken şöyle tutarız. Değil mi? Bak buraya bakın iyice. Burada arkadaşlar hani o kırmızıyla böyle çizdiğim yer A0 gibi düşünün. E ne yaptı arkadaşlar? Burada bu yakınlaşıyor. Evet büyüyor. Evet ama yeri değişmiyor. Aynı muhabbet burada da var. Tamam mı? Peki o yüzden bu yanlış. Aydınlık ve karanlık sıcaklar yer değiştirir. Tabii ki de bu da yanlış arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Luna Park'a giden Altay, W açısal süratiyle saat ibresi yönünde dönen bir hedef tahtasına arka arkaya kalemi noktalarına oklarını atıyor. Okların hedef tahtası üzerindeki konumları şekilde gibi oluyor ve hedef tahtası açısal sureti değişmeden, açısal sureti değişmeden hareketine devam ediyor. Bunun göre KLM noktalarının çizgisel suretleri sırasıyla VK, VL, VM, açısal suretleri sırasıyla VK, VL, WK, WL, M diyor. Bunlar arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Şimdi zaten burada surda demiş ki açısal sureti değişmiyor. Açısal sureti o zaman neye değişsin? Değişmeyenlerden birisidir arkadaşlar değil mi? Kafadan bunu diyebiliriz. Peki burada arkadaşlar KLM için hani çizgisel hızlara baktığımızda, çizgisel süratlere baktığımızda V eşittir omega çarpı L diye veya R diye bir formülümüz var. Doğru mu? Yani omega aynıysa yarı çap arttıkça hız hızlar artacaktır. Çizsel de artacaktır. O yüzden de arkadaşlarım ne olur burada? En büyük çizgisel hız merkezden en uzak olan noktada yani M'nin çizgisel hızı olacaktır. Vm, Vl, Vk şeklinde sıralarız. O zaman da cevabımız arkadaşlar E şıkkı olur diye söyleriz. Yerküre güneş dışındaki gök cisimlerinin uyguladığı kuvvetlerin açısal momentumu ve hıza olan etkisini ihmal edildiği durumda yer küre yani dünya güneşin uyguladığı çekim kuvvetinin etkisiyle şekilli gibi eliptik bir yönde dolanmaktadır. Yer küre A veya B konumdayken güneşin merkezine olan uzaklıkları R1 R2 R1 uzaklığı R2 uzaklığından büyüktür diyor. Peki buna göre yer küre A veya B konumundayken güneş yer küre sisteminin açısal momentumunun büyük büyüklükleri sırasıyla LALB, yer kürenin çizgi hızının büyüklükleri B'dir diyor. Bunun arasındaki ilişki hangisine doğrudur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bir kere nedir? Hep dedik, hep diyoruz. L ilk eşittir L son. Burada arkadaşlar e, vektör olarak hani eşit olması lazım. Yani A ve B de e, burada yakınlaşsın, uzaklaşsın, açısal momentumları birbirlerine eşittir diyeceğiz. Peki değişmez yani hızı hızla arkadaşlar yaklaştıkça buradaki olay ne yapar arkadaşlar? Hızı artacaktır. Bu bilgi hani defalarca söyledik. Burada yine aynı şeyi söylüyoruz. Yani burada da arkadaşlar çizgisel hız büyüklüğü e, ee, VB şeklinde söyleyelim. VB'nin hızı VA'dan daha büyüktür diye söyleyeceğiz. Yani cevabımız da arkadaşlar C şıkkı yapar. Sürtünmesi yatay bir düzemde bir ucu sabit olan yayın diğer ucuna bağlanan cisim basamak hareket yapmaktır. Buna göre bu cisim için hangileri doğrudur diyor. Süretinin en düşük olduğu anda ilmesi en büyük değeri alır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hani skala vardı. Bunları da hani e, bilirsiniz illa Şimdi burada diyor ki süretin en düşük olduğu an yani nedir? Bu köşelerdir. Bu köşelerde geri çağırıcı kuvvet e, nedir? En büyüktür. Kuvvet en büyük olduğundan dolayı, kuvvet ve ivme olduğundan dolayı, yani dolaylı olarak doğrudan arkadaşlar, nedir? Ee, i̇vmelerde en büyük değeri alır. Bu doğrudur. Peki, süretin en düşük olduğu anda yayın esneklik potansiyel enerjisi en küçük değeri alır diyor. Evet, burada arkadaşlar süretin en düşük olduğu an demek bu köşelerdir yine. Yani burada ya sıkıştırma ya da germe e, uygulanacaktır. O yüzden denge noktasından maksimum uzaklıklarda. Burada arkadaşlar yayın esnekli potansiyel enerjisi en küçük değil. Daha belki hani en büyük değer olacaktır. Onu da söyleyelim. Yani iki yanlış. Yayın cismi uyguladığı kuvvet hareket boyunca cismin hızıyla ters yönlüdür diyor. Söylüyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada soldaki görüntüye baktığımızda arkadaşlar. Burada hani kuvvet bu tarafı doğru etki ediyor. E, kuvvet etki ediyor. E, kuvvet varsa burada e, bu tarafı doğru da hızlanacaktır değil mi? E, burada arkadaşlar aynı yönlü değil mi? O yüzden arkadaşlar mesela buraya geçtikten sonra kuvvet bu tarafa doğru olur ama hız vektörü bu tarafa doğru olur. O yüzden ters yönlü her zaman olmaz arkadaşlar. Cevabımız yalnız bir olur. Sorular bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Soruları arkadaşlarınızla da paylaşın. Kanalın büyümesine yardımcı olun. Abone olmayı da unutmayın. Hadi bakalım başarılar diliyorum. Videolarda görüşelim. Yorumlarda bakalım. Bakalım neler çıkmış neler etmiş diye. Görüşmek üzere.